Batu hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Merhaba, nasılsın? Teşekkür ederim, iyiyim, siz? Teşekkür ederim, seni tanımak isteriz. Tabii, merhaba, ben Batu Alıcı. 20 yaşındayım. Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik elektronik mühendisliğinde okuyorum. Sayısalda 404. oldum. 404. Tebrik ederim Batu. Teşekkür ederim. Hobilerim olarak... Hem çok yakışıklısın, hem zekisin, hem de çalışkansın demek ki. Teşekkürler, sağ ol. Babam makine mühendisi, annem tekstil mühendisi. Baba nereden mezun? Baba Uludağ Üniversitesi'nden. Uludağ Üniversitesi. Annem de Uludağ Üniversitesi'nden. Kardeşim var, 9. sınıf lisede. Hobilerim olarak kayak kaymayı severim. Küçüklüğümden beri kayak kayıyorum. Şu anda üniversitenin kayak takımındayım. Nerede doğdun, büyüdün Batu? Bursa, Bursalıyım. Bursa'da. Ailem de Bursalı, evet. Onun dışında tenis oynamayı, basketbol oynamayı, yüzmeyi çok severim. Aynı zamanda da boş vakitlerimde kitap okumayı ve gezmeyi severim. Harika. Kiminle geldin? Arkadaşımla geldim. Eski bir arkadaşım. Aynı sitede oturuyorduk Bursa'da. İstanbul'a gelince de bağımızı koparmadık. Onunla geldim. Sözü kendisine verelim. Merhaba, hoş geldin. Merhaba Kenan Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, teşekkürler. Seni de tanımak isteriz. Merhaba, ben Cansu. Koç Üniversitesi Kimya ve Biyoloji Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. 20 yaşındayım. İşte Batu'yla, o da anlattığı gibi, işte siteden tanışıyoruz uzun bir zamandır. Kendisi rica etti gelir misin diye. Ben de buradayım şu an. O Tekrar hoş şekilde. geldin. Teşekkürler. Başarı dileyecek misin Evet. Başarılar Batu'ya? diliyorum. Kendisine Teşekkürler. güveniyorum. İyi bir yere gelebileceğine inanıyorum. Umarım, umarım Cansu. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Teşekkürler. Batu, kuralları biliyorsun. Biliyorum. Hazır mısın? Hazırım. Değerli izleyenler, Milyoner başlıyor. Bana koltuk çıkmanı beklerdim diyen biri muhatabına hangi mesajı vermiş olur? A. Beni desteklemeliydin. B. Taşınmama yardım etmemeliydin. C. Balkonu odaya katmalıydın. D. Koltuk takımını yenilemeliydin. A şıkkı, beni desteklemeliydin. Son karar. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkürler. Sırada ilk paralel sorumuz var. 2000 lira değerinde sorumuz geliyor. Kül Kedisi adlı masalın en bilinen versiyonunda katıldığı baloyu gece yarısı olmadan önce hızlıca terk etmeye çalışan kül kedisinin başına ne gelir? A. Ceketinin dikişleri sökülür. B. Telefonunun ekranı kırılır. C. Çantasını kaptırır. D. Ayakkabısını düşürür. D şıkkı, ayakkabısını düşürür. Son karar. Batu, tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İlk barajı geçtin, 2000 lirayı garantiledin. Bir hedef var mı aklında? Ya, aklımdaki hedef 30 bin barajını geçmek şu anlık. Ondan umarım gönlüne göre olur, fazlası da olur. Umarım. Sırada üçüncü sorumuz var, 3000 lira değerinde sorumuz geliyor. Okullarda belli bir başarı düzeyinin üzerine çıkan öğrenciye karnesiyle birlikte verilen belgenin adının doğru yazılışı hangisidir? A. Takdir belgesi. B. Tahkir belgesi. C. Takdir belgesi. D. Takrir belgesi. C şıkkı, takdir belgesi. Son karar. Seni çok fazla aldığını düşünüyorum Batu. Biraz aldım. Takdir mi aldın, takdir mi aldın? Bakacağız. Umarım takdirdir. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkürler. Orta öğrenim döneminde başarılı geçtiğini tahmin ediyorum. Evet, genel olarak başarılıydım ama herhalde lisede iyice başarım arttı. Ortaokulda da. Takdirleri lisede mi almaya başladın? Ortaokulun sonlarında diyelim. Anladım. Dördüncü sorumuza geldik. 5000 lira değerinde sorumuz geliyor.
tarla sürmeye gitmek anlamına gelen ifade hangisidir? A. Mars etmek. B. Çifte gitmek. C. Pike çekmek. D. Fırfır yapmak. Çifte gitmek diye düşünüyorum. Ama bir daha bir kontrol edeyim. B şıkkı, çifte gitmek son kararım. Çifte gitmek, çift sürmek. Evet, oradan tahmin ettim az çok. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkürler. Beşinci soruya geldik. 7500 lira değerinde sesli bir soru olacak. Önce dinleyeceğiz, sorumuz sonra gelecek. Dinlediğiniz Göz Bebeğimsin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Soner Arıca. B. Harun Kolçak. C. Levent Yüksel. D. Tarık Mengüç. Ben telefon joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Yarışmacımız telefon joker hakkını kullanmak istedi. Jokerleri tanıyoruz. Oğuzhan İzgi, Korkut Çetik, İnönü Alıcı. Kimi arayalım? Korkut Çetik'i arayalım. Yakınınız nedir? Arkadaşım babası. Ben de çok uzun zamandır tanıyorum. Müzikle iyi midir? İyidir. Arası umarım. Korkut Bey'in? İyidir, umarım da bileceğini düşünüyorum. Sever yani. Umarım. İyi akşamlar Korkut Bey, Kenan İmirzalıoğlu ben, nasılsınız? İyi akşamlar Kenan Bey, teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Yarışmacımız Batu Alıcı 5. soruda takıldı, size danışmak istedi. Tabii. Sorumuz sesli bir soru Korkut Bey. Önce dinleyeceğiz, tabii. Sonrasında Batu size soruyu okuyacak, 30 saniye süreniz olacak. Tamam Kenan Bey, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, dinliyoruz efendim. Dinlediğiniz Göz Bebeğimsin adlı şarkıyı kim seslendirmektedir? A. Soner Arıca. B. Harun Kolçak. C. Levent Yüksel. D. Tarık Mengüç. A. Zannederim Soner Arıca. A şıkkı herhalde. Soner Arıca değil mi? Evet. Tamamdır. Teşekkürler. Tamam Batucuğum. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. A şıkkı Soner Arıca son kararım. Tebrik ediyorum Batu. Ben de tebrik ediyorum. Söylediğin gibi Korkut Bey bilgisini gösterdi, yüzünü kara çıkarmadı. Evet. Ve sıra geldi 6. sorumuza. 10 bin lira değerinde sorumuz geliyor. Dünyayı 384 bin kilometre uzaktaki bir uydudan seyretme fırsatı bulmuş biri o. Düşünsene. Diyen biri muhtemelen kimden bahsediyordur? A. Lance Armstrong. B. Louis Armstrong. C. Neil Armstrong. D. Mustafa Topaloğlu. C şıkkı, Neil Armstrong son kararım. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkür ederim. Ve sıra geldi ikinci baraj sorumuza. 30 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde oturanlar hangisinde yaşıyordur? A. Gelibolu Yarımadası. B. Çatalca Yarımadası. C. Kapıdağ Yarımadası. D. Kocaeli Yarımadası. Evet.
Sanki Gelibolu Yarımadası Avrupa tarafı diye düşünüyorum. Bu ilçeler Anadolu tarafında, İstanbul'un. Ben seyirci joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki. Sevgili seyirciler, İstanbul'un Kadıköy, Üsküdar, Ümraniye, Beykoz, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla ilçelerinde oturanlar hangisinde yaşıyordur? A. Gelibolu Yarımadası, B. Çatalca Yarımadası, C. Kapıdağ Yarımadası, D. Kocaeli Yarımadası. Süreniz 10 saniye. Sevgili seyircilerimiz %53 oranıyla D şıkkı, ona en yakın %20 ile C şıkkı demişler. Batu, sen ne dersin? Ben de D şıkkı, Kocaeli Yarımadası son kararım. Tebrikler Batu. Seyircilerimizin desteğiyle ikinci bara sorusuna da doğru cevap verdin. 30 bin liraya garantiledin. Bununla beraber çift cevap joker hakkı kazandın. Nasıl hissediyorsun? Yani ilk hedefime geldim. Yani asıl hedefim buydu. O yüzden kendilerine de çok teşekkür ederim. Yardımcı oldular. Şu anlık iyi hissediyorum. Bakalım nereye kadar gideceğim diyeyim. Bakalım. Devam ediyoruz. Sırada 8. sorumuz var. 50 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Geçtiğimiz günlerde görevinden istifa eden Birleşik Krallık Başbakanı Liz Truss, kaç günlük görev süresiyle Birleşik Krallık'ın en kısa süre görev yapan başbakanı olmuştur? A. 20, B. 30, C. 40, D. 50. Çok güncel bir bilgi aslında, evet, Batu. Takip edebildiysen cevaba yakınsındır diye tahmin ediyorum. 20 olmadığını düşünüyorum. Biraz düşün. Ondan önceki kimdi onu düşünüyorum. Boris Johnson'dı. Ondan önceki Boris Johnson, evet, değil mi? Hatta dedelerinin hikayesi Türkiye'ye, evet, dayanır. Evet. Ali Kemal'in torunu. Aslında o gideli en azından 40 gün olmuştu diye hatırlıyorum. Çünkü yaz sonu gibi gitti. Hatta yok, Eylül gibi herhalde gitmişti. O yüzden 40-50 daha mantıklı geliyor bana. Hangisine göre daha mantıklı geliyor? 40 ile 50? 20 ve 30'a göre. Anladım. 20 çok kısa. Onu aslında hiç düşünmüyorum. 30 da yani aslında bir ay. Çok da az değil. Yarı Birleşik yarı Krallığın yarı en kısa süre görev yapan başbakan olmuş. Hı hı. 40'a çok yakınım ama şeyi düşünüyorum. Acaba yarı yarıya joker hakkımı kullansam hangileri gider? Eğer ben yarı yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii ki yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. B 30, D 50. Soruyu garantilesem mi acaba yoksa? Çünkü 40'a yakındım.
Ya şu an açıkçası 50'ye daha yakınım. Çünkü 30 çok kısa geliyor bana. En azından başbakanlık için. Çünkü ilk önce prosedürler var. Herhalde yani bilmiyorum. Kendi bazı ekibinden bazılarını getirecek. 30 çok kısa gibi ama acaba yine de riske atmayıp çift cevap hakkımı kullansam mı? Onda kararsız kaldım şu an. Evet, göreve başladığı dönemde ikinci Thatcher, ikinci Demir Lady başlıkları evet. Atmışlardı. Margaret Thatcher yaklaşık 11 yıl görevde kalmıştı sanırım. O kadar kalmamış. Evet. İkinci Demir Lady acaba kaç gün, 11 yılın karşılığında ikinci Demir Lady acaba kaç gün görevde kaldı? 30 mu, 50 mi? Ben çift cevap şoker hakkımda kullanmak istiyorum. Kullanıyor musun? Kullanıyorum. İlk tercihin hangisi olur Batu? D şıkkı 50 son kararım. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkür ederim. 20 çok kısa gelmişti. 30 için de hatta aynı şeyi evet, söyledim galiba. Evet, az çok öyleydi. Sen daha çok 40 ile 50 arasında kalmıştın ama evet. Sanki 40'a daha yakın gibiydin. Evet, 40'a daha yakın gibiydim. Ya 50'ye daha yakın olsam arada kalmazdım ama 40'a olunca bilemedim. Yani, sağlık olsun yazın. Ama şu sonuçtan anlıyoruz ki iki jokerini de doğru kullandın. Evet. Çünkü 30'a gitme ihtimalin de vardı. Vardı, vardı. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkür ederim. Sıra geldi 9. sorumuza. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. ...1930'dan beri düzenlenen FIFA Dünya Kupası turnuvalarının hepsine katılmış tek ülke hangisidir? A. Arjantin, B. Brezilya, C. Portekiz, D. Fransa. Portekiz olduğunu düşünmüyorum. Futbolla nasıldır Aram Batu? Fena değildir. Takip ediyorum bile. Elimden takım geldiğince. Destekliyor musun? Evet, Beşiktaş'tayım. Beşiktaş'ı destekliyorum. Dünya Kupası'nı takip ediyor musun? Yine olabildiğince. Olabildiğince. Derslerim biraz yoğun ama takip ediyorum. Portekiz olmadığını düşünüyorum Portekiz'in dedin. Olmadığını lütfen düşünüyorum. Devam et. Ya açıkçası en yakın Brezilya'yı düşünüyorum. Hem en çok kazanan da Brezilya'ydı sanırım. 5 tane Dünya Kupası olması lazım toplam. Arjantin'de olduğunu düşünmüyorum bir yerde. Fransa'da acaba FIFA daha Avrupa merkezli olduğu için Fransa olabilir mi diye kararsızım şu an. Yine de risk alasım da var. Biraz daha düşüneyim. Sanki Brezilya'yı seçeceğim gibi ama emin değilim tabii. Ama sonuçta risk almadan da bu yarışmada bir yere gidilmiyor. Ben B şıkkı Brezilya son kararım. Tebrik ediyorum Batu. Teşekkürler, buna sevindim. Söylediğin gibi Dünya Kupası'nı en çok kazanan takım, milli takım Brezilya. Ve organizasyon başladığından beri her seferinde her turnuvaya katılmış. Ve şu anda da sanırım Dünya Kupası'nın yine favorilerinden. Evet, favorilerinden. Tebrik ediyorum Batu. Çok teşekkürler, sağ olun.
Sen de katıldığın yarışmada gayet iyi gidiyorsun. Evet, şu an 100 bin liram var. Evet. Ve önümüzde 3 tane soru var final için. Hadi bakalım. Nasıl heyecan durumun? Heyecan durumu iyi. Aslında 30 bin barajını açtıktan sonra biraz daha rahatladım. Ama şimdi 100 bin lira da kazandıktan sonra kaybetmek istemiyorum. O yüzden iyi düşüneceğim herhalde bundan sonraki soruları ama heyecanım daha normal. Gelecek soru burada tabii çok önemli, çok kritik. Çok önemli. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Bakalım. Hepimiz merak ediyoruz. Sırada 10. sorumuz var. Değerli izleyenler, 200 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Türkçe yazım kurallarına göre hangisinin yazılışı doğrudur? A. 13 nokta çift sıfır kesme işareti da. B. 13 nokta çift sıfır kesme işareti T. C. 13 iki nokta üst üste çift sıfır kesme işareti da. D. 13 iki nokta üst üste çift sıfır kesme işareti T. Evet. Yani üniversite sınavına çalışırken Türkçe'de çalışmıştım en azından. Çift nokta olmadığından eminim. Çift nokta değil. O yüzden A ve B şıkkı arasındayım. Ama nasıl okunuyordu onu düşüneyim. 13 0 Sınava 0. Ne zaman girmiştin? Araya giriyorum Batu, kusura bakma. Estağfurullah. Sınava 2020'de girdim. 2020'de, 2 yıl önce. Evet, yeni. Çok uzak değil bilgiler ya. 20, evet. Çok uzak değil. A ya da B. Sıfırda. B şıkkı gibi düşünüyorum. Sanki öyle yapıyorduk. Çünkü yani saat söylerken 13.00 diye söylemiyoruz. 13 diye söylüyoruz. Yazarken? İşte yazarken daha önemli. Yazarken de 00 yazmıyoruz sonuçta. 13'te diye yazıyoruz. 0'da 13'te. Hmm. 13 00'da 13'te. Yani eğer daha geliyorsa 13.00 diye yazarken de okurken de söylüyor olmamız lazım. T geliyorsa 13T diye. Ya şimdi tabii böyle çok düşününce ikisi de olabilir gibi geliyor da şey diye düşünüyorum. Ben normalde bunu işte bir testte ya da bir yerde çözüyor olsam yani direkt 13.00 yani 13T diye der geçerdim kesin. Öyle mi yapardın? Evet, kesin öyle yapardım. Ondan eminim. O yüzden şimdi de çok da o konuda üstüne fazla düşünüp hani bütün olasılıkları değerlendirmek bir yerde istemiyorum. Risk alacağım yine tabii. Ben B şıkkı 13.00 kesme işareti T son kararım. Tebrikler Batu. Çok teşekkürler, sağ ol. Yürekten tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Sende öyle bir bilgi kırıntısı kalmış. O kalmıştı, evet. Nasıl olsa bunu B eder geçerdim kesin dedi. Kesin öyle yapardım çünkü, eminim yani.
Bir de bazen sınavda da öyle oluyor. İki şık arasında kalıyorsun. Çok düşünüyorsun ama aslında hani bir tanesini normal çözerken kesin seçer geçersin. Çok düşünüp yanlış yapıyordum. Bu sefer yapmadığım iyi oldu ama. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. İki sorumuz kaldı önümüzde. İki sorumuz kaldı. 11. soru ve 12. soru kaldı. Bakalım. Nasıl hissediyorsun? Neler hissediyorsun? Çok iyi hissediyorum. Yani yarışmaya girmeden önce de buraya gelecek, hani buraya gelsen yeter mi deseler kesin yeter derdim yani. Gayet iyi bir yer bence. Kesinlikle. O yüzden çok mutluyum yani. Tabii şimdi artık gelecek soruya da bağlı tabii. Kaybetmek de istemiyorum bir yerde. Buraya kadar geldikten sonra hani geri baraja düşmek. O yüzden biraz daha dikkatli olacağım. Biraz daha eminsem. Hareket bakalım nasıl gibi. Bir soru gelecek Batu. Bakalım. Çok güzel gidiyorsun. Çok teşekkür ederim. Bakalım nasıl bir soru gelecek. Umarım kafanı yorup içerisinden bilgilerini de katıp doğru cevabı çıkartabileceğim bir soru gelir. Umarım. Evet, sırada 11. sorumuz var. Değerli izleyenler, 400 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinde yer alan Atatürk'e ait özlük bilgilerine göre Atatürk'ün boyu, kilosu ve ayakkabı numarası sırasıyla nasıldır? A. 170 santimetre, 68-70 kilo, 40 numara. B. 172 santimetre, 71-73 kilo, 41 numara. C. 174 santimetre, 74-76 kilo, 42 numara. D. 176 santimetre, 77-79 kilo, 43 numara. Şimdi hafızamda normalde de soruyu okuduğumda şey gelmişti. Boyu 1.74, ayakkabı numarası da 42 diye. İkisinin de tek bir şıkta olması aslında içim rahatlatmadı değil. Öyle olunca C şıkkı çok mantıklı geldi. 1.76 bence değildir diye düşünüyorum. 1.70 de değildi sanki. Yani mesela B ile C arasında da düşünsem de ya aslında yine ya bir yerde çıkmış olsa kesin C derdim. Çünkü 1.74 bayağı aklımdaydı. 42 numara ikisi de gayet aklımdaydı. Ama ya okuduğum yer Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesi değil. Hı-hı. Belki oradaki yer farklıdır. Atatürk'ü seven bir genç olduğunu tahmin ediyorum. Bu soruyu o yüzden yanlış yapmak istemem. Evet. Ama hafızanda direkt bir şey canlandı ya, evet, diyorsun. Direkt 1.74 ve 42 numara gelmişti. Bu bilgi nereden? Onu hiç hatırlamıyorum ben. Ya bir haber kaynağından olabilir. Özellikle 10 Kasım ya da Cumhuriyet'le alakalı belgesellerden birinde olabilir. Yani o ikisi gelince C şıkkı çok mantıklı geldi. Çünkü diğerleri hakkında hiçbir fikrim yok. Biraz da çıkarım yapmayı denersem. Yani görüntü olarak düşündüğümde 1.74'de 74-76 kilo mantıklı. Yani Atatürk'ün profilinde çünkü çok ne zayıftı ne kiloluydu yani gayet fitti. Çok güzel bir soruyla karşı karşıyasın Batu. Çok güzel bir soru. Yani bence hepimiz için, bütün izleyenler için de çok güzel bir soru. Evet, 1.74, 74, 76 kilo ve 42 numara hepsi mantıklı geliyor. 1.70 senin tahminlerine göre kısa geliyor. Evet, bana kısa geliyor. 76 da uzun geliyor. Evet, çünkü o döneme göre öyle çok da kısa biri değil. Hatta neredeyse orta uzun gibi sayacak biri diye okumuştum. Ya bir yerden aklımda öyle bilgi kaldı. 1.72 de aslında bir yerde mantıklı. Ama yani aslında böyle farklı kaynaklar aklıma geliyor okuduğum. Yani nereleri işte hatırlamıyorum. Ama birinde 1.74 diyordu. Birinde 1.75 diyordu. Ayakkabısı da 42 ve 43 diyordu. Yani ikisini birleştirirsem C şıkkı kesin. Evet. Aklımda hala C şıkkı var. Bulunduğu tek şık C şıkkı. Evet. Şimdi atamızın tabii o fotoğrafları gözünün önüne geliyordur herhalde. Evet, hepsi geliyor. En şık haliyle, en yakışıklı, en karizmatik haliyle olan bu fotoğrafları.
Onları da aslında bir taraftan bize örnek olsun diye de o kadar şıklığına özen göstermiş. Çünkü o anlamda ciddi bir devrim yapıyor kendisi. Örnek kendisi her anlamda. Tabii ki. Her alanda yani hani tarlaya giderken nasıl giyineceksin, işte kesinlikle. Ata bineceksen nasıl giyineceksin, mecliste nasıl olacaksın. Yani bütün onu gördüm, fotoğrafları, şeyleri düşünüyorum. Kurmay yüzbaşıyken o bıyıklı haliyle çekildiklerini düşünüyorum. Daha ileride devrimleri yaparken halka göre hakikaten ya kesinlikle kısa değildi. Uzunumsuydu diye hatırlıyorum her zaman yani. Sanırım diyeceğim C şıkkı. Yani çünkü C şıkkı... Halkın boy ortalamasının yükseldiğini mi düşünüyorsun? O dönemden öyle bu döneme. Evet. Ya aslında bizim ülkemizde de yükseldi tabii o dönem. Hem yani imkanlar kısıtlı, besin kısıtlı şimdi. Bütün dünya ülkelerinin ortalaması arttı diye okumuştum bir yerde. Bizim ülkeninki de doğal olarak. Sanırım C şıkkı diyeceğim. C şıkkı. Buyurun lütfen. Ben bir özet geçecektim. Tabii. Şu an 200 bin liram var ve 400 bin liralık soruya cevap vereceksin. Doğru cevap verdiğin zaman 400 bin liran olacak ve final sorusunu açtıracaksın. Batu, hepimizi çok heyecanlandıracaksın. Ben de çok heyecanlanacağım. Diğer ihtimali düşünmek bile istemiyorum. Yanlış cevap verirsem maalesef seni 30 bin lirayla uğurlayacağız. Ama bugün... O riski alacak mıyım acaba? Bugün evet, bugün senin rüzgarın esiyor. Sanırım diyeceğim ya. C şıkkı 174 santim, 74-76 kilo, 42 numara son kararım. B de olabilir mi? Olabilir. Yürekten kutluyorum çok Batu seni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Yürekten kutluyorum. Sanki yani 1 milyonluk ödül almış gibisin benim için. Ben de öyleyim. Çok özel bir soruydu ve evet, bu gerçekten. Özel bir soruya böyle doğru cevabı vermiş olman, bunu bu bilgiyi bir yerde karşına çıkmış olması, hem boyu hem ayakkabı numarasını birleştirmiş olman harika oldu. Gerçekten hepimizi mutlu ettiğini düşünüyorum. Bütün seyircilerimizi de öyle. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ailene, sana emek veren bütün öğretmenlerine, bütün büyüklerine buradan şükranlarımı iletmek isterim. Gerçekten teşekkür ederim, tebrik ederim. Ben de teşekkür ederim hepsine. Bravo Batu. Sağ olsunlar, teşekkürler. Önümüzde farkında mısın? Milyonluk soru kaldı. Aa, hiç beklemiyordum yani. Yani beklemiyordum, çok zor diye düşünüyordum. Evet, milyonluk soru var. Yürekten tebrik ediyorum. Teşekkürler. Uf. Uf yani. Ama hala çok soğukkanlısın. Yani öyle görünüyor. Bu da ayrı bir özelliğin galiba senin Batu. Ya öyle görünüyor. Yani evet, kalbim inanılmaz atıyor. Ama belki de çok şey diye. Bir yerde bu da sınav gibi geliyor bir yerde. Hani hepsi çünkü karışık süre. Ya artık süre olmasa da işte bildiklerini düşünüyorsun, şey yapıyorsun. Çok sınava girdim. Şu anda çok sınava giriyorum. Herhalde artık onun da etkisi oldu. Unutulmaz olarak. Bir soruya cevap verdin. Doğru çok cevap verdin Batu'yu. Gerçekten yürekten tebrik ediyorum. Çok mutlu ettin hepimizi. Evet. Cansu, sen ne diyorsun? Ben diyecek bir söz bulamıyorum. Çok gurur duydum gerçekten. Ya o riskleri alması da beni gerçekten çok gururlandırdı. Yani o kararları alabilmek kolay değil. Evet. İngiltere Başbakanı'nda 2 tane jokerini kullandın. Fakat çok daha kritik sorularda o jokersiz doğru cevabı verdi Batu. Sen de aynı gururu yaşadın galiba. Ben de aynı gururu yaşadım gerçekten. Biz arkadaşı değiliz Batu'nun ama bayağı arkadaşıymış gibi gururlandık gerçekten. Evet, gerçekten. Ben de onun zekası karşısında bazen şaşkınlığa uğruyorum. Seni de tebrik ederim. Evet, değerli konuklar, sevgili izleyiciler, 1 milyon lira değerindeki sorumuz geliyor.
Batu, maalesef süremiz burada bitti. Önümüzdeki hafta 1 milyonluk soruyla seninle devam edeceğiz. Şimdilik seni uğurluyorum. Haftaya görüşmek üzere. Görüşürüz. Sevgili seyirciler, değerli konuklar, bir programın daha sonuna geldik. Son kararlarınız size hep mutluluk getirsin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. We'll be right back.